bütün araba kullanmayı öğretme videolarını artık unutabilirsiniz kardeşim. Eğer çizersek arkadaşlar, bir tane tekerlek de burada. En pratik şekilde vitesi aldım. Rahat oluyor. Araba bir anda öne gidiyor. Araba sürmeyi... Allah seni kahretsin. Korkmayın gaza basmaktan. Sizlere öğretiyorum arkadaşlar. Herkese merhaba, ben Kusuf. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere söz verdiğim gibi araba sürmeyi sizlere öğretiyorum arkadaşlar. Bugüne kadar bütün araba kullanmayı öğretme videolarını artık unutabilirsiniz kardeşim. Kusuf sizlere en kral şekilde, en pratik şekilde, en öğrenmeniz gerektiği şekilde araba sürmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Hatta böyle olayın mantalitesini anlatacağım arkadaşlar. Diferansiyel gibi, aks gibi, şanzıman gibi böyle araba terimlerinde kullanmamaya çalışacağım. Çok basit, çok güncel, çok pratik şekilde sizlere bir arabanın nasıl hareket ettiğini, araba sürerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Ve videonun sonuna doğru sizlere inanılmaz tüyolar vereceğim arkadaşlar. Ne tüyosu biliyor musunuz? Araba sürmeyi nasıl daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zaten bilgiyi alacaksınız benden birazdan. Bilgiyi aldıktan sonra bu bilgiyi videonun sonuna doğru söyleyeceklerimi uyguladığınız takdirde arkadaşlar, zaten Enes'cim bunu sen de uygulayabilirsin bu arada kardeşim. Yeni şoförsün. Çok basit bir şekilde öğreneceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdi arkamda görmüş olduğunuz Cico var. Cico'ya binelim ve araba sürmeyi hep birlikte tekrardan öğrenelim arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar, arabamıza biniyoruz kardeşim. Böyle detayları anlatmayacağım. Yok kemer takıyoruz, yok aynayı düzeltiyoruz falan. Bunlara ihtiyacınız yok başta. Daha araba sürmeyi bilmiyorsun. Öncelikle arabayı sürmeyi öğrenmen gerekiyor arkadaşlar. Hemen şimdi sizlere anlatacağım. Ancak benim bunları size çok basit bir şekilde anlatabilmem için 2 saniye beyaz tahtama gidip, yani ofise gidip tahtanın üzerine bir şeyler yazmam gerekiyor arkadaşlar. Göstermem gerekiyor. Hemen isterseniz oraya gidelim. Sonra hep birlikte burada pratiğe devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen çok basit bir mantıkla sizlere arabayı anlatıyorum arkadaşlar. Arabayı şöyle bir H çizersen arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere şurada bir tekerlek, burada bir tekerlek, burada bir tekerlek, bir tane tekerlek de burada. Bu arabayı da bir kibrit kutusu gibi düşünebiliriz. Yani arabanın dört tekerleğin üzerinde bir tane çubuk var, o çubuğun üzerinde de bir tane kibrit kutusu var. Tamam mı Enes'cim? Bu kadar basit. Tamamdır. Oğlum bak, çok, gerçekten diyorum. Bu arada sileceğimiz nerede? Gerçekten diyorum, çok basit anlatacağım. Şu bir araba, tamam mı? Dediğimiz gibi. Şimdi bir tane daha araba çiziyorum arkadaşlar, bakın. Ya mantığını o kadar rahat anlayacaksınız ki. Bu da yine bir araba, yine bir boş. Ama kibrit kutusunu koymadım bilerek arkadaşlar. Burada ön tekerle arka teker arasında ama ön tarafa yakın olan bir tane vitesimiz var arkadaşlar. O vitesimiz bizim şurası, tamam mı? Bu vites araba hareket etmezken... yani gördüğünüz gibi... Whiteboard bile dayanamıyor kardeşim. Şimdi arabanın iki tarafı, iki tekerleği, dört tekerleği de bir olarak hareket etmezse araba gider mi Enes? Sadece ön teker olursa ya da arka teker. Olmaz değil mi? Mantaliteyi böyle düşünelim. Bu vitesin kısmını da şöyle bir aşağıya çizgi olarak alalım. Şimdi biz arabayı debriyaja bastığımızda ya da araba boştayken arabanın duruşu bu. Tamam mı? Dolayısıyla bu haldeyken araba hareket etmiyor. Bir puzzle gibi düşünün. Yani puzzle'ın parçasını tamamlıyoruz. Biz arabayı debriyaja basıp birinci vitese aldığımızda ve debriyajdan çektiğimizde, yani arabaya ne yapıyoruz? Gitmesi için diyoruz ki kardeşim kavra bunu. Yani gitmen gerektiğini kavra diyoruz ya. O an ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu arabanın vitesi şöyle yukarıya doğru hareket ediyor. Yani puzzle'ı tamamlıyor. Ne oluyor bu sefer? Yine yapalım arabamızı. Arabamızı şöyle basitçe çizelim. Şuradaki bu vites yukarı gelerek puzzle'ı tamamlıyor ve artık araba gitmek için hazır oluyor. Yani mantığı da o kadar basit ki. Mantıklı değil mi Enes'cim? Mantıklı. Anladım. Değil mi? Anladın yani. Hani böyle çok uzatmaya gerek yok yani. Yok diferansiyeldi, debriyajdi, bilmem ne, şanzıman, bas, çek. Yok abi. Sen araba dört çeker, arabanın bağlantıları kopuk. Yani arabanın kardeşim. Şöyle hey yaptık. Arabanın ortası kesik abi şu anda. Viteste değil araba. Araba gidemez. Anladın mı? Sen buradaki vitesi alıyorsun, yukarıya taşıyorsun abi. Debriyajdan ayağını çektiğin zaman, yani biz debriyaja bastığımız zaman arabanın şuradaki çizgisi aşağı iniyor ve araba ayrılıyor. Ve debriyajda tekrardan bıraktığımızda, vitesi aldığımız zaman arabanın vitesi yerini buluyor. Ve puzzle tamamlanıyor. Araba başlıyor dönmeye arkadaşlar. Bütün mantalite bu. İnanın bunu günlerce düşündüm ha. En basit size nasıl anlatırım diye. Basiti bu abi. Puzzle tamamla, araba gitsin. Evet arkadaşlar, işte görmüş olduğunuz üzere araba sürmek bu kadar basit. Yani 4 tane tekerleğimiz var. Bir kibrit kutusuyuz. Bunun yanında 4 tane tekerlek. Klasik oyuncaklar vardır en ucuzundan, biliyor musunuz? 4 tane tekerleği vardır.
gitersin sadece. Ufak çocuklar için böyle. Enes'in bilirsin onu. Böyle gider gelir sadece. Aynen o olduğumuzu düşünün arkadaşlar. Araba itersen gidiyor, itmesen gitmiyor. Ortada sadece bize en önemli bilmemiz gereken şey ne arkadaşlar? Vitesimiz. Vites hareket etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Vitesi 1, 2, 3, 4, 5'e doğru çıkarttığımızda araba daha hızlı gidiyor. Ya tabii ki de aynı vites, farklı viteslerde aynı hızı yakalayabiliriz ama onu da hiç kafanızı karıştırmayın. Vites arttıkça araba daha hızlı gidiyor olarak bilin, tamam mı? Kavramayı da anladınız şimdi. O okulda sizlere anlatılan, sürekli olarak hani işte sürücü kursuna gittiğinizde kavrama olarak adlandırılan şeyin ne olduğunu da anladınız değil mi arkadaşlar? Yani araba diyor ki ben bu işi kavradım diyor. Yani ben diyor gitmem lazım, gitmem gerektiğini, hareket etmem gerektiğini kavradım diyor. Şimdi arabanın kibrit kutusu olduğunu ve 4 tane de tekerleğin olduğunu hep birlikte öğrendik. Bir tane de ön tarafa yakın vitesimiz var arkadaşlar. Ve bunların dışında da arkadaşlar arabayı sürerken direksiyonumuzu tuttuğumuzda ayağımızın altında 3 tane aparatımız var arkadaşlar. Bunlar nedir? En solda debriyaj, ortada fren. Fren yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Gaz pedalı zaten arabayı hareket etmesini sağlıyor. Ve debriyaj. Debriyaj burada herkesin kafasını karıştıran durum arkadaşlar. Çünkü debriyajda biraz kas hafızası önemli. Biraz arabanın mantalitesini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü sürücü kurslarında arkadaşlar hep anlatılan şey şu. Debriyajı ayağından yavaş yavaş çek, gazı da hafiften dokun. Araba gidiyor. Zaten burada hocamız da bize yardımcı oluyor debriyaj konusunda falan. Bir süre sonra ona alışmamız bekleniyor. Ama ben sizlere bunu anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani sizin o sürücü kurslarında kavrama dedikleri şey böyle kafanızı karıştırıyor olabilir, tamam mı? Ulan kavrama da neyi kavruf ha? Basit abi. Kafanda şunu yaz. Araba gitmesi gerektiğini kavruyor arkadaşlar. Yani araba diyor ki kardeşim bu adam bir şey yapıyor şu anda. Yani aslında debriyajdan çekiyoruz ya ayağımızı. Bir şey yapıyor ve ben şu anda hareket ediyorum. Lan hareket ediyorum ya falan diyor. Dolayısıyla ne oluyor? Araba hareket etmeye başlıyor. Araba kavruyor. Diyor ki ulan ben hareket etmem lazım. Hadi çevirelim şu tekerlekleri diyor ve devam ediyoruz. Bütün olay bu arkadaşlar. Şimdi isterseniz arabayı şu kameraları şuraya bağlayayım ben. Ayak hareketlerimle birlikte size bu kavramayı daha net bir şekilde, daha basit bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere debriyajımız burada, frenimiz burada ve en sağda bu arabada biraz eski araba, böyle en dibe doğru en sağda bir tane gaz pedalımız var. Burada bu üç arasında bir hareket edeceğiz yani. Aslında bacağımızın kas hafızasını alıştıracağız arkadaşlar. Bunun için de dediğim gibi bu hafızayı alıştırabilmek için de sizlere çok basit pratikler vereceğim biraz sonra, az sonra arkadaşlar, videonun sonlarına doğru. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar debriyajımız burada. Debriyajı böyle basıp çekebiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz arabayı şimdi bir çalıştıralım ve arabaya bir hareket verelim. Tıpkı sizlere o anlattığım gibi çok basit bir şekilde hareketin nasıl verildiğini ve arabanın nasıl gitmesi gerektiğini kavradığını sizlere anlatayım arkadaşlar. Şimdi arabayı çalıştırıyorum Enes'ciğim. Tabii el frenini indirmemiz gerekiyor. Bunlara falan hiç girmiyorum. Kafanızı karıştırmıyorum arkadaşlar. Klasik araba boşta arkadaşlar şu anda. Ayağım tabii frende. Hatta el frenini de çekeyim. Bakın araba şu anda boşta. Arabada oradaki anlattığım o vites olayı var ya. Şu anda vites aşağıda arkadaşlar. Yani araba şu anda gitmesi gerektiğini falan, kavrama durumu falan hiçbir şey yok. Araba sadece çalışıyor arkadaşlar. Şimdi debriyaja bastım. Arabayı vitese aldım. Ayağımı da frene koydum arkadaşlar. El frenini indirdim. Artık arabanın kontrolü tam olarak bende arkadaşlar. Yani benim ayaklarımda arkadaşlar. Ben ne yaparsam araba onu yapacak. Bakın şimdi arabayı yavaş yavaş debriyajdan çekiyorum ve o tabelada gösterdiğim gibi, yani o düz çizgi yukarıya doğru geliyor ve oradaki o düz çizgi, yani o şerit tamamlanıyor ya. Araba diyor ki arkadaş benim gitmem lazım. Bakın şimdi frenden ayağımı çekmeden yavaş yavaş debriyajdan çekiyorum. Sesin değişimine bakın. Bakın. Bak. 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 Şu an frenden çekersem gidecek. Anladınız mı oluyor? Araba orada ne dedi bana biliyor musun? Ben kavradım. Gitmem gerekiyor. Şimdi frenden ayağımı çekiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi debriyajdan yavaş yavaş çekiyorum, ne oluyor? Bakın hiç gaza basmıyorum ha. Bak yavaş yavaş çekiyorum. Bakın gidiyor. Araba gitmesi gerektiğini öğrendi. Yani o çizgi, o aradaki boşluk şu anda doluyor arkadaşlar. Ve araba diyor ki gidiyorum arkadaş bak. Bak ben hiç gaza basmıyorum. Bakın sağ ayağım boşta bak. Debriyajdan çekip bırakıyorum. Bak. Bak. Bakın. Gaza basmanıza gerek yok. Yani sizlere anlatılıyor ya biraz daha gaz verin falan filan. Bunun sonuçları ne oluyor biliyor musunuz? Ben bunu gördüm arkadaşlar. Özellikle sürücü kursunda. Aslında bunu gördüm derken kendim de görmedim. Diğer arkadaşlar da görmüştüm. Arkada oturuyorum mesela. Ablaya anlatıyor hoca. Hoca anlatıyor ama diyorum ki bu abla sıkıntı çıkartacak. Abla bir anda gaza kökliyor. Rahat oluyor.
araba bir anda öne gidiyor. Bu da size trafikte ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Trafiğe ilk çıkıyorsunuz. Hani trafik canavarı diyorlar ya, trafik canavarına dönüştürüyor sizi. Neden? Çünkü araba, arkanızda bir araba var arkadaşlar. Debriyajı basıyorsunuz. Şimdi adam size hem gaza verin diyor hem debriyajı verin diyor. Olayın mantalitesini bilmiyorsunuz ya. Sadece bildiğiniz şu. Debriyajdan yavaş yavaş çek, gaza bas. Şimdi yavaş yavaş debriyajdan çekerken o kadar yavaş çekiyorsunuz ki daha kas hafızanız alışmamış. Çünkü COSEF'in pratiklerinden faydalanmamışsınız. Yavaş yavaş çekiyorsunuz, bak hala böyle çekiyorsun çekiyorsun. Araba geri gitmeye başladı. Bak Enes, farkında mısın? Bak araba geri gidiyor şu anda. Bak yavaş yavaş çektiğim halde gidiyor. Yeteri kadar çekmiyorum çünkü. Araba kavramıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Gidiyorsunuz küt arkadaki arabaya. Böyle yapayım. Yaslanıyorsunuz arkadaşlar. Ya da ne oluyor? Debriyajdan bir anda çekiyorsunuz. Yine dediğim gibi mantalitesini bilmediğiniz için kas hafızanız bunu tam olarak algılayamadığı için bu oluyor bak. Anladın mı? Burada ne oluyor? Önünüzde araba var. Kırmızı yanıyor. Bekliyorsunuz trafikte. Zaten bir paniksiniz daha. Yani arabayı sürüyorsunuz ama mantalitesini falan bilmiyorsunuz arabanın abi. Ne yapman gerektiğini bilmiyorsunuz aslında. Şöyle duruyorsunuz abi. Araba ışık yeşilleniyor. Böyle yapıyorsunuz bak. Gördün mü? Araba normalde ben debriyajı bir daha basmasam istemeyecek. Yani şu olacaktı. Eyvah yandık. Araba trafiğin ortasında durduk. Herkes arkadan kornalar. Dağıt dağıt. Allah seni kahretsin. Bu olmayacak abi. Bundan sonra bu yok. Bunu yasaklıyorum. Böyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? Sakince böyle bir şey mi oldu abi? Sakince arabayı çalıştırıyoruz. Hemen COSEF'in video geliyor aklınıza. Ne diyordu abi? Frende ayağım. Yavaş yavaş debriyajdan çekiyorum. Zaten ben olayın mantalitesini biliyorum. Arabayı kavratmam lazım. Bak ayağım frende zaten. Arabanın sesi de değişti. Bak hop. Araba gidiyor zaten. Ben gaza basmama gerek yok diyorsun. Bak. Bak gaza basmıyorum ha. Gaza basmıyorum şu anda. Bak. 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 Ya debriyaja basmaktan korkma. Gaza basmaktan da korkma. Bunun için de size 2-3 tane pratik vereceğim arkadaşlar. Mesela hafta sonu çıktınız ya, babanızla eğitim alacaksınız. Baba anahtarı versene de arabayı sürmeyeceğim de. Arabayı çalıştır abi böyle olduğun yerde. Debriyajdan bir çek, bir bırak. Şu kas hafızan var ya bacağın. Alışsın abi. Bak arabanın tepkilerine alışsın. Bas çek abi, korkma. Ya da gaz. Gazı tokatla. Tokatlama derim ben hep. Tokatlayın abi. Korkmayın gaza basmaktan. Bak. Hiçbir şey olmaz. Ya hiçbir şey olmaz. Şimdi ne yapıyorduk tekrardan arkadaşlar, hemen başa alıyorum. Olayın mantalitesini artık hepimiz biliyoruz. Arabaya gitmesi gerektiğini kavramasını sağlayacağız. Bunun için ne yapıyorduk? Düz bir çizgimiz var. O çizgin arasında vitesimiz var. O vitesi eğer biz o çizginin üzerine getirdiğimiz zaman araba ne yapıyor? Diyor ki gitmem gerekiyor. Hemen ne yapıyoruz onun için? Arabayı debriyaja bastık. Vitesi 1'e aldık ve debriyajdan çektik arkadaşlar. Bakın. Araba gidiyor. Ben gaza basmadan da gidiyor. Ama bak şu da var ha. Yani o kadar rahat olun ki bu olayda. Yani debriyajı böyle biraz çek bak. Bak biraz gitmeye başlayınca bak. Bak oyna böyle. Yani korkmayın şunu yapmakta. Böyle insanları öyle put yapıyorlar ki arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bizim okullarda da öyle. Hani öğrenciler de böyle çok baskı altına aldığı zaman öğrenciler böyle aptallaşmaya başlar. Herkes için geçerli olan bir durumdur bu. O yüzden böyle rahat olun abi. Yani şunu yapmakta korkmayın. Debriyajdan çek, gaza bas. Debriyajdan tamam, bunun belli bir zararı vardır, yok debriyaj bitiyordur bilmem ne falan, onları falan geç abi. Zaten bunun toplamda senin için bir hafta sürecek bir şey. Bu kas hafızasına öğrettiğin anda, ayağına öğrettiğin anda bu olayı, bitti olay. Ki yeni arabalarda arkadaşlar, bu araba eski bir araba, 23 yaşında bir araba. Eski arabalarda şu olay, şu gazı çektiğin anda gitme olayı var ya, muah. Otomatik araba gibi ya. Debriyajdan birazcık çekiyorsun, araba başlıyor gitmeye. Yeni arabalarda bu hat safhada. Bu kadar basit yani. Nasıl olduğunu anladınız mı? Şimdi artık araba sürmeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Arabayı nasıl sürmeniz gerektiğini, arabanın mantalitesini, yani arabanın hareket etmesi gerektiğini, nasıl hareket ettiğinin mantalitesini artık biliyorsunuz arkadaşlar hepiniz. Şimdi gelin size buraya geçmeden önce yapmanız gereken pratikler. Hem de bu pratikleri şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Okulda, evde, iş yerinde hiç fark etmez. Her yerde bu pratikleri yaparsanız araba sürmeye başladığınızda o kadar hızlı bir şekilde arabayı öğrenecek, süreceksiniz ki. Ya eminim birilerinin işine yarayacaktır bu. Hatta yararsa ve aşağı yorum olarak yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi isterseniz pratiklere geçelim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu kapanış yapalım. Bu pratikler çok önemli arkadaşlar. Bunları muhakkak yapın. Evet arkadaşlar, hemen eve geldim. Size evde hemen tüyoları veriyorum. Pratiklerden birincisi arkadaşlar. Evde diyelim yemek yiyorsunuz. Şu anda ben diyet bir şey yiyorum ama varsayalım ki yemek yiyorum. Bakın. Yemek yiyorum. Ne yapacağım? Sürücü kursuna gideceğim bugün mesela. Eğitimim var. Ama kendimi de geliştirmek istiyorum araba konusunda. Hemen abi ayaklarımı alıyorum böyle önüme. Bakıyorum. Bu arada bu hareketleri ben defalarca yaptım arkadaşlar. Araba sürmeyi öğrenme sürecinde bilginiz olsun. Ne yapıyorum? Hayali olarak debriyaj, fren, gaz. Arabayı kaldırıyorum. Hatta biraz ses efekti de veriyorum kendime mesela. (Gülüyor)
debriyajdan çektim ayağımı mesela. Fren verdim. Ya bunları bak ciddi bak gülüyorum Enes de. Gerçekten ben bunları yaptım abi. Bu sadece yemek yerken masada annem böyle derdi ki ne yapıyorsun? Babam derdi bu çocuk manyak. Araba manyağı derdi. Vallahi bak. Hep böyleydim yani. Hep böyle ayağımla debriyajın o kavramasını çalışırdım böyle abi. Çünkü o da bir iş. Yani o da araba açısından bir iş. Mesela film izliyoruz değil mi? Mesela araba filmi izlerdik o zamanlar. Televizyonda diyelim Fast and Furious. 2 vardı o zamanlar. 1, 2 çok iyi filmlerdi arkadaşlar. Böyle yürüyorsun ya mesela film izlerken. Bir anda ben böyle ayaklarımı açardım abi. Böyle vitesi alırdım. Evet bak anladım hep ayarlıyorum. Hep bir ayar yani. Bak böyle. Hop. Yani şöyle otururken hep çalışırdım böyle bakardım. Ya çünkü benim evimde araba yoktu arkadaşlar. Babamın bir arabası yoktu. Dolayısıyla o eğitim sürecinde hep böyle şey yapardım. Bakardım. Bu arada arkadaşlar mesela iş yerindesiniz, hanımefendisiniz. Özellikle hanımefendiler çok fazla bu işlere son zamanlarda katılım gösterdiği için söylüyorum. Çalışıyorsunuz. Çalıştığınız yerde hemen oturun abi sandalyenize, masanıza. Böyle ayağınızda. Hep bir çalışın yani. Bakın anladın mı? Ben bunları çok yapardım. Tabii şimdi ayağımda ayakkabı olduğu için böyle bir tuhaf duruyor ama ayakkabı olduğu zaman daha böyle hani o hissiyat oluyor. Böyle çalışın. Kafanızda kurun yani. Tabii bir de Kosef'in videosunu izliyorsun abi. Mantalite %100. Hiç sıkıntı yok. Gidiyorsun abi ehliyetini de alıyorsun. Hiç düşünmüyorsun yani. Kaldırabileceğim mi kaldıramayacağım mı? Çünkü zaten mantığını biliyorsun olayın artık. Olayı bildiğin için kaldırıyorsun zaten. Ya Selo'cum 2 dakika gel be. Biliyorum bak şu an işim var ama bir 2 dakika gel. Bir 2 dakika gel kardeşine bir yardımcı ol şuna kayıttayken. Gel bebeğim bak. Arkadaşlar okulda en çok yaptığımız olay. Gel bir şey de yap istemeyeceğim senden. Gel yanıma otur. Bakın. Selma böyle benim biz arkadaşlarla böyle sırada oturuyoruz ya mesela. Siz de sınıfta oturuyorsunuz Selo'cum. Yani araba sürmeyi öğretiyorum. Araba sürmeyi öğretiyorum. Bak şimdi sınıfta oturuyoruz arkadaşlar değil mi? Yanımızda arkadaşlarımız var. Biz böyledik. Sınıfta hep böyledik bak. Aralarda ders boş olduğunda bazen dersi kaynatırken falan. Tak kemerini tak. Niye kemerimi takıyorum? Tak arabayı gideceğiz. Hep böyledi. Bir de bizim işimiz spor arabaları olduğu için mesela. Biz böyle şimdi bak böyle. Bak şu arabayı boşa aldım. Bak el böyle boşa sallandı. Aldım boşa. Debriyaja bastım. Çalıştırıyor. Böyle bir şey hiç yapmadım bu arada. Vallahi böyleydik. Biz okulda böyleydik. Ama senin gibi dur. Kaç yaşındaydın? 17 yaşında falandım ama. Ama senin gibi durmuyorduk böyle. Eğleniyorduk. Selos bak şimdi. Ama hayır bak, yani. Bak kaptır. Bak kaptır benimle birlikte ya arabayı. Ben niye kaptırayım? Ben yapamadım. Bak, bak şimdi bak. Bak şey. Manitayı atmışsın abi. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşınız yok mu? Bizim arkadaş grubumuz vardı arabayla ilgili ama sizin yok mu? Manitanız mı var? Al abi sevgilinin yanında tamam mı? Sıkı tutun. Tamam. Sıkı tutun. Tamam be. Böyle espriler falan böyle şeyler de yapardım. 17 yaşındaydın evet. Ben bunu yaparken. Evet. Ben ilkokul diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda ben araba sürmeyi zaten arabanın başında öğrettim. Şu anda öğrettiklerim pratikler. Bunu yapın yani arkadaşlar. Mesela aranızda mesela ehliyeti almayan ya da ehliyeti bir yıl kalmış olan arkadaşlar da vardır 17 yaşında mesela. Sınava girerken hiç zorluk çekmezsin. Babanda araba yoksa tabii. Babasında araba olanlar illaki öğreniyorlar bir şekilde de. Hani şimdi yankı mesela şimdiden daha direksiyonu falan öğreniyor. Aynen. Bir de bizim zamanımızda oyunlar yoktu arkadaşlar. Ha evet. Yani oyunlar şu anda öyle güzel simülasyonlar ki yani her şeyiyle gösteriyor sana zaten. Ama tabii iş kas hafızasına geldiği zaman yani ayağa. Kardeşime öyle bir araba öğrettim ki sürmeyi. Daha fişek iyi ya. Sürüyorum. Benden daha iyi sürüyor. Boynuz kulağa geçermiş. Evet arkadaşlar pratiklerin nasıl? Çok başarılı değil mi? Bence çok başarılı arkadaşlar. Ben öğrenciliğim de benim bütün arkadaşlarımın, bütün sınıf arkadaşlarımın, bütün ahbaplarımın babalarında araba vardı. Benim babamda araba yoktu arkadaşlar. Ben biraz araba sevdalısıydım. Arabam olmadığı halde araba sevdalısıydım. Arabayı aldıktan sonra bu daha da arttı. O yüzden bugün zaten araba videolarıyla bu kadar fazla hani meşhuruz, ünlüyüz, tanınıyoruz yani. Öyle hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar bu hayatta. Bir insan içinde varsa devam ediyor. Çünkü benim babam yıllarca otobüs şoförlüğü yaptı. Ondan önce taksi şoförlüğü. Demek ki babadan oğula geçiyor arkadaşlar.
arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarzda arabaya ilişkin böyle ince bilgilerim var benim. Bakın hepsini paylaşmıyorum. Enes dedi ki az önce, abi bana şunu söylemiştin, çok işime yaramıştı dedi. Dedim ki Enes'cim böyle bedavaya pazarlamak yok. Bedavaya pazarlamak yok kardeşim. Eğer gerçekten bu tarzda işte mesela bayırda kalkma, yok işte araba giderken vites değiştirme bilmem, bu tarzda videolarda isterseniz sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bugün benim için bir başka bir özel bir gün arkadaşlar. Sabahın çok erken saatlerinde geldik, bu videoyu çekiyoruz. Çünkü öğleden sonra Yankı'ya harikulade bir sürpriz geliyor arkadaşlar. Onun videosu da önümüzdeki hafta sizlerle olacak arkadaşlar. Öyle yani, videoyu beğenmeyi, kanalıma aşağıdan abone olmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Bye bye.